Merhaba. Daha önce TikTok hesabımda da duyurduğum gibi Tower of Fantasy açılmaya çok yakın. Bugünden itibaren açılmasına 2 gün kaldı. Eğer hala ön kayıt yapmadıysanız acele edin çünkü bu hediyelerden mahrum kalmak istemezsiniz. Oyun hem PC hem de mobil platformlarda ücretsiz bir şekilde oynanabilir olacak. Öncelikle size Tower of Fantasy'nin türünden bahsedeyim. Tower of Fantasy açık dünya bir MMORPG. Aranızda bu tür oyunları oynamış olanlar vardır tabii ki ama ben hiç oynamayanlar için basitçe açıklayayım. Oyunda bizimle birlikte görev yapan veya dünyayı keşfeden binlerce oyuncu olacak ve bu oyuncularla istediğimiz gibi iletişime geçebileceğiz. Dilersek grup olup görevleri birlikte yapabileceğiz ya da dünya bosslarını alt etmeye çalışacağız. Oynanış konusuna girecek olursak oyunu Genshin Impact'ten ayıran birkaç şey var. Örneğin kendi karakterimizi yaratıp istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz ki bu bence bir MMORPG'de olması gereken en önemli özellik. Çünkü oyunun bizim için yarattığı bir karakterde oynamak pek de zevk vermiyor açıkçası. Yani birazcık daha özgür hissetmek istiyor insan. Buna ek olarak oyunda 3 farklı silah kullanabiliyoruz ve bu silahlar arasında özgürce geçiş yapabiliyoruz. Her silahın kendine ait skill ve komboları var. Bu silahları dilersek kendi yarattığımız karakterde, dilersek de oyundaki banner karakterlerinde kullanabiliyoruz. Banner karakterleri demişken o konuya da hemen girelim. Oyunda gacha sistemi var, yani gençin oyuncularının bildiği wish sistemi. Bu sistem şöyle işliyor. Oyunda birkaç tane para birimi var ve bu para birimlerini kullanarak bir zar atıyormuşuz gibi düşünün. Şansımıza bağlı olarak da karakter çıkarmaya çalışıyoruz. Sistem basitçe bu. Şimdi bu sistemin biraz daha detaylarına inelim. Bunu anlatırken Genshin'den baz alarak konuşacağım çünkü bir nevi rakip oyun sayılırlar. Genshin Impact'te karakter ve silahı ayrı ayrı çıkarmaya çalışıyorduk. Fakat Tower of Fantasy'de karakteri çıkardığımızda silahı da onunla beraber çıkıyor. Yani boşu boşuna silah içinde ayrıca vakit harcamamız gerekmiyor. Az önce de dediğim gibi bu silahlar her karakterde özgürce kullanılabiliyor ve karaktere özel silah diye bir şey yok. Oyundaki piti sistemi Genshin'e göre daha bonkör davranıyor. Standart banner'da 80 pitimiz var ve 80 dolmadan önce eğer bir SSR yani 5 yıldız karakter çıkarırsak piti sıfırlanmıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Ve 80 olduğunda tekrardan bize bir SSR karakter veriyor. Aynı şekilde sınırlı banner'larda da bu kural geçerli. Şimdi bazılarının belki de en çok merak ettiği PvP olacak mı sorusuna gelelim. Evet, oyunda PvP mevcut ve PvP yapmanın 2 farklı yolu var. Birincisi, düelle teklif ederek PvP yapabiliyorsunuz. İkincisi, oyunda bir PvP modu var. Bu modda kazandıkça yükseldiğiniz bir sistem mevcut. Oradan da PvP yapabiliyorsunuz. Oyun pay to win mi diye soracak olursanız, oyunda tabii ki para yatıranlar çok daha hızlı şekilde gelişip, çok daha hızlı şekilde istediği karakterleri açabilecek. Fakat oyunda PvP bazında eşitlemeler mevcut. Örneğin karşınızdaki kişinin silahı 5 seviye ise sizinki de 5 seviyeye eşitleniyor. Bu sayede pay to win durumu minimuma iniyor diyebiliriz. Son olarak oyunun açık dünyasından biraz bahsedelim. Oyun haritasında fazlasıyla sandık ve puzzle bulunuyor ve bunların içinden gacha sisteminde kullanacağımız para birimlerinden çıkıyor. Tabii ki sınırlı bannerlar için değil de daha çok standart banner için olan para biriminden çıkıyor. Bu sayede istediğimiz karakterleri çıkarma şansımız da epey artıyor. Ayrıca oyunda pek çok dünya boss'u mevcut. Bunları da keserek ödüller kazanıyoruz. Bu arada oyunda klan sistemi de bulunuyor. İstediğiniz gibi klanınızı kurup kendi topluluğunuzu oluşturabilirsiniz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Ben şimdiden Tower of Fantasy için fazlasıyla heyecanlıyım. Oyunda bizi neler beklediğini merak ediyorum. Sizler de oyun hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.